Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2020 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayına giriyoruz ve hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. 30 Kasım'da meydana gelen İkizler Burcu'ndaki ay tutulmasının tesirleri tabii ki Aralık ayında da önemli şekilde devam edecek. Artık Mars Koç Burcu'nda retrosunu tamamladığı ileri harekette hızlandı. Ayın başından itibaren Merkür yay burcunda ilerlemeye başlayacak. Güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda parlayacak. Ve tüm bu etkiler sizin için oldukça olumlu. Evet, 3. ve 9. ev konularınız ay boyunca aslında önemli tesirler alıyor. Ay tutulmasının da etkisiyle beraber bu dönemde ee, herhangi bir akademik konuda, hukuksal konuda, veya yurt dışı bağlantılı herhangi bir projenizde beklentilerinizde sonuç almanız, bu konuların bir tamamlanması e, mümkün. Yakınlarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, yakın çevrenizle ilişkilerinizin öne çıktığı, onlarla ilgili de belirleyici etkilerin olabileceği bir aydasınız. Bu ay hareketlisiniz. Bu ay daha fazla seyahatler olabilir şehir dışına gitme, gelme, kısa uzun geziler, hatta yurt dışı etkileri ay genelinde bu tesirler çok güçlü. Daha fazla bir şeyleri öğrenmeniz, okumanız, araştırmanız, sorgulamanız, çevrenizdeki kişilerle daha fazla konuşmanız, bilgi paylaşımları yapmanız da mümkün görünüyor. Gezegeniniz Venüs ayın 15'ine kadar akrep burcunda olacak. Parasal alanda size destekler veriyor. Aslında Kasım ayı boyunca özellikle finans konularınızla ilgili önemli yapılar içerisindeydiniz. Evet gelirler oldu, bazı harcamalarınız, yatırımlarınız oldu. Bununla ilgili dönüşümler var. Venüs iyicil etkisiyle finans alanlarınızda size ayın 15'ine kadar desteklerini sunmaya devam edecek. Ve ayın 14'ünde yay burcunun 23 derecesinde güçlü bir güneş tutulmamız var. Evet, her tutulun her güneş tutulması bir yeni aydırır aynı zamanda. 2020'nin son güneş tutulması bu ay olduğu kadar önümüzdeki 6 ayın da büyük planda e, enerjilerini etkileyecek. E, üçüncü evinizdeki bir güneş tutulması size de yeni düşünceler, yeni fikirler getirebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Belki yeni bir dil öğreneceksiniz. Bununla ilgili adımlar atacaksınız. Ee, yine yakınlarınız, kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili dönüşümlerin ya da onların hayatlarında olabilecek bazı yeniliklerin e, etkisi artıyor. Komşularla e, çevresel bazı değişimler olabilir bu anlamda. Yer değişiklikleri olabilir. Bu güneş tutulması e, yeni bir eğitime sizi başlatabileceği gibi ticari konularınızda da hareketlilikler getirebilir ki daha çok biraz daha uzaklar işte yurt dışı, yabancı kültürlerle bağlantılar, her türlü alışverişte, ticari oluşumlarda önemli tesirler altında olabilirsiniz. Tutulma 23 derece yay burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz. Kişisel gezegenleriniz 23 derece ve yakınlarındaysa ve özellikle değişken burçlarda yer alıyorsa bu tutulmanın bireysel olarak hayatlarınıza etkileri çok daha güçlü olacaktır. Tutulmanın hemen ardından 15 Aralık'ta gezegeniniz Venüs akrepten ayrılıp yay burcuna geçecek. Üçüncü evinize gelecek. Hem tutulma alanına geliyor. Tabii ki buraları biraz daha bu enerjileri iyileştirecek. Daha fazla şans getirecek size. Ee, yılın ayın özellikle ikinci yarısı sosyalleşme imkanlarınızı arttırabilir. Gezme imkanlarınızı, seyahat imkanlarınızı arttırabilir yakınlarınızla olan akrabalar, yakınlar, kardeşler, onlarla olan her türlü sosyal etkileşimde de size daha hoş tesirler verebilir. Ayın 17'sinde Satürn artık Oğlak Burcu'ndan ayrılıp Kova Burcu'na geçecek. Bu yıl Mart ve Temmuz aylarında kısa bir süre Satürn Kova Burcu'na şöyle bir geçiş yapmıştı. Artık tamamen geçiyor ve 2023'ün Mart ayına kadar Satürn Kova Burcu'nda olacak. Bu tabii ki önemli. Özellikle kolektif alanda, toplumsal yapılarda, sosyal yapılarda tesirleri güçlü bir transit. Üstelik Satürn'ün bu seferki kova geçişi Jüpiter'le de birlikte olacak. Jüpiter de hemen ardından 19 Aralık'ta kova burcuna geçiyor. Ve iki gezegen 21 Aralık'ta kavuşacaklar. Büyük kavuşum, Satürn-Jüpiter kavuşumu meydana geliyor. Bu kolektif alanda çok güçlü bir tesir tabii. 20 yılda bir kavuşuyor bu iki gezegen. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Genel etkilerini anlattım. Henüz izlemediyseniz Astrofani Demet Bağdatacı YouTube kanalımdaki 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz. Aslında 2021'i de önemli ölçüde etkileyen bir ee, geçiş olacak bu. Her iki gezegende sizin için aslında çok keyifli bir alana geliyor hava elementi kova burcundaki transitleri size güzel bir üçgen açı verecek. Bu da kısmetli bir görünüm aslında. Beşinci evinizde bir Jüpiter geçişi her şeyden önce şansın, kısmetin, maddi manevi kazançların, aşk hayatınızda oluşacak gelişmelerin, çocuklarla ilgili keyifli bazı yapılandırmaların haberi. Tabii ki çocuk sahibi olmak da olabilir. Satürn'le birlikte belki çocuk sahibi eğer arzu ediyorsanız evet bu iki gezegen size çocuk verebilir bu transitlerinde ve kuşkusuz var olan çocuklarınızın da hayatlarında çok güçlü ve olumlu bazı gelişmeler ve yapılandırmalar anlamında da tesirleri öne çıkacak. Aşk hayatınızda da yine fırsatları size sunacak gibi görünüyor. Evet bunlar daha çok yeni yılın 2021'in önemli etkileri olacak diyebiliriz. 21 Aralık'ta Güneş artık Oğlak Burcu'nda parlamaya başlıyor. Merkür de hemen aynı gün Oğlak Burcu'na geçecek. Ayın son 10 günlük süreci içerisinde ilginiz, alakanız, daha çok hani eviniz, aileniz, özel hayatınız, biraz ebeveynlerinizle ilgili konulara yönelebilir. Yani aileyle ilgili konu, belki ebeveynlerle ilgili bir mevzu var. Onlarla ilgilenmek gerekiyor ya da evde bazı yapılar var. Onlara odaklandığımız bir süreç olacak. Ve ayın 30'unda 8 derece yengeç burcunda dolunayla tamamlayacağız bu ayı. Yengeç de sizin gibi öncü bir burç ve haritanızın en tepesindeki bir dolunay biraz da duygusal süreçleri aslında vurgu yapıyor. Aile konuları, işte kariyeriniz, toplum öndeki statünüz, buralarda bazı kararlar vermeniz ya da bazı oluşumların netleşmesi, bir görünür hale gelmesi mümkün. Neler olabilir? Yani yer değişiklikleri olabilir, taşınma konuları olabilir, emlak ve belki alım satım gibi konular ya da anne babanız, ebeveynlerinizle ilgili konular. Kariyerle ilgili konularda bazen sonuçlar olabilir. Görevlileriniz, sorumluluklarınız, toplumdaki statünüz, bazen statümüzü işimiz, kariyerimiz belirler. Bazen gerçekten ilişkilerimiz de belirler. Evlilik gibi, partner ilişkilerimiz ya da ailevi koşullarımız. Tüm bunlar hayatınızın gidişatına göre şekillenebilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen sevgili teraziler. 8 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz ve gezegenleriniz bulunuyorsa yengeç dolunayının tesirlerini daha fazla hissedebilirsiniz. Biraz duygusal süreçlerinizde hassasiyetler artabilir. Özellikle aile ile ilgili konularda daha hassas olabileceğiniz veya onlarla ilgili mesela daha fazla bir arada olmak isteyeceğiniz ya da paylaşımlarınızın artabileceği bir süreçtesiniz. 27 Aralık'la beraber bu etkiler artabilir. Ocak ayının ilk günlerinde de devam edebilir. Sağlıklı, mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.